Çok beğendim. Türkiye'nin en iyi oyuncularının başında gelir. Çok başarılı elde etti. Ama maalesef onun da bizim de istemediği şekilde bir düşüşe geçti. Bu düşüşün sebeplerini hep birlikte düşünüp kendisi de değerlendirmişti. Ama şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor ve bu gayretini görüyoruz. Bu gayreti hem oyuncu olarak hem karakter olarak üst seviyede olacağını düşünüyorum. Bence ligin ilk 10 haftası itibariyle en formda oyuncusu Taylan'ın oradan alıp dönüşleri, çıkışları, birden ikiye attığı isabetli paslar da son derece etkili oluyor. Hoca onun üzerinden bir kurgu yaptı Taylan üzerinden. Sanki çok uzun yıllardır Tayland'da 6 numara oynuyor gibi, 8 numara oynuyor gibi oynuyor. Allah nazar vermesin. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. Benim de öncelik hedefim bu sezonla birlikte. Önce milli takım formasını giymek istiyorum. Onu çok istiyorum. Milli takım formasını giyip orada kalıcı olmak istiyorum. Kulüp bazında da benim de Avrupa hedefim var. Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum. Eğer öyle bir fırsat olursa Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum diye. Ama şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor ve bu gayretini görüyor. Kontrol Taylan ve gol! Harika bir gol! Geçen sene sen liglerde çok iyiydin. Bu sene Gençler Birliği'nde zor bir kadroya geldin. Forma şansı da bulamadın. Ne düşünüyorsun? Takım hakkında ne düşünüyorsun? Kendi geleceğinle ilgili ne düşünüyorsun? Oldukça geniş bir kadromuz var. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Süper Lig'e bu sene geldim. Belki de benim için bu sene bir alışma süreci olarak geçti. Ama eminim ki çok daha iyi olacak. Yanımızda Taylan Antalyalı var sevgili seyirciler. Taylan, tebrik ediyoruz seni. İlk golünü onlara yazdılar ama sen 5. golü de attın ve kazandık mücadeleyi. Bugün ilk 11'de başladın. İlk lig maçını ilk 11'de başladın. Neler söyleyeceksin? 2019'un son maçıydı. İçeride oynadığımız son maçtı. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bir nebze olsun ikinci yarıya nasıl bir Galatasaray izleteceğimizin sinyallerini vermişizdir.